Afrodit Tapınağı'nın güneyinde yer alan, kent meclisinin toplantı salonu olarak kullanılmasının yanı sıra konser, dans, şiir ve müzikli gösterilere de ev sahipliği yapan Odeon, M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiş. Tiyatroyu andıran ve 3 katlı sahne binası bulunan yapının üstü ahşap çatı ve kiremitle örtülüymüş. Sahne nişleri arasında şehrin ve meclis ileri gelenlerine ait pek çok büst bulunan Odeon, M.Ö. 4. yüzyılda büyük bir depremle yıkıma uğramış. Odeon'un yanı başında dikkati çeken 3 girişli avlulu, özel odaları bulunan bir yapı, M.Ö. 4. yüzyıla tarihleniyor. İlk başta Roma valisinin evi olarak kullanılan yapı, Hristiyanlık döneminde Piskoposluk Sarayı'na dönüştürülmüş. Ortaya çıkarılan kalıntılar, 1600 yıl öncesinin sivil mimarisi ve altyapısı hakkında önemli ayrıntılar veriyor. Güney Agorası, Afrodisyas halkının başlıca sosyal alanıdır. Ancak deprem ve su baskınları nedeniyle benzerlerinden farklı bir mimari yapıdadır. Agora'nın doğu ucunda yer alan kapı iki katlıydı ve sütunlu, nişli bu kapının her iki ucunda tonozlu iki tünel yer almaktaydı. Deprem sonrası Agora'yı sellerden korumak amacıyla 260 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir havuz yapılmış ki bu havuz hamamlar için yedek su deposu olarak da kullanılıyormuş. Fazla suların aktığı kanalların üstünü kapatan bloklar halkın dinlenebilmesi için oturma sıraları gibi yapılmış. İyi havalarda havuz etrafında yapılan koşu ve spor, kötü havalarda üstü kapalı sütunlar arasında devam ediyormuş. Halk için havuzun serin suları eşliğinde bir gezi ve eğlence alanı olan Agora'da o günlerden kalan izlere rastlamak mümkün. Kimi astroloji falı, kimi taş oyunları için kazınan şekiller halkın zaman geçirme araçlarıdır. Agora meydanının batısında Adrian Hamamı, doğusunda heykellerle süslü sütunlu bir cephe varmış ve güneydoğudan merdivenlerle üstteki tiyatroya ulaşılıyormuş. Kentin mimari mirasına damgasını vuran Zoilios, tapınak ve tiyatrodan başka Agora'nın ilk masraflarını da karşılamış. Kentin ilk yerleşim kalıntılarını barındıran tepenin oyulmasıyla inşa edilen tiyatro, 7000 kişilik seyircisiyle yalnız Afrodisyas değil, çevre yerleşimlerden gelecek konuklar düşünülerek planlanmış. Önde 3 katlı mermerden yapılmış bir sahne binası varmış ki, ikinci katın adak yazısında Zoilos'un adı geçiyor. Afrodisyas tarihi boyunca, adı bu şehirle anılan çok önemli isimler oldu. Kuşkusuz bu isimlerin başında Zoilos geliyor. Zoilos ömrünün büyük bir bölümünü Afrodisyas dışında bir köle olarak geçirdi. Ancak Roma İmparatoru Augustus onun dostu oldu ve Augustus sayesinde Zoilos özgürlüğünü kazandı ve kazandığı büyük bir servetle beraber kendi yurduna Afrodisyas'a geldi. Bu şehirde çok önemli görevler yaptı Zoilos ve kentin baş rahibi ilan edildi. Tapınak, tiyatro, kentin agorası gibi çok önemli kamu binalarının yapılmasında Zoilos'un katkıları oldu. Tiyatronun önündeki meydan, etrafı sütunlarla çevrili pazar yeridir. Bir salon ve cadde üstünde butikleriyle ticari bir kimlik kazanan yapıların güneyinde de bir hamam vardır. Tiyatronun bir başka özelliği, kuzey duvarında arşiv olarak kullanılan yazıtlardır. Bu yazıtlarda Roma İmparatoru Augustus'un Asya'daki bütün şehirler içinden bu kenti kendim için seçtim sözü de vardır.
Afrodisias'ın kendi bölgesinde çekim merkezi olduğunu gösteren 30 bin kişilik stadyum, 15 bin kişilik nüfusuyla kentin en kalabalık dönemlerinde bile ihtiyacın üstündedir. Antik dünyanın en iyi korunmuş stadyumu kentin kuzey ucunda yer alıyor. 270 metre uzunluğundaki stadyumun 30 sıralık oturma bölümü vardır. Milattan sonra 1. yüzyılda yapılan stadyum, koşu, uzun atlama, disk, cirit atma, güreş gibi geleneksel sporlar için kullanılmıştır. Sonraları gladyatör, vahşi hayvan mücadelesi içinde kullanılan stadyum, milattan sonra 4. yüzyılda Roma usulü kan dökülen sporların yapıldığı arenaya dönüştürülmüştür.